Penisinin yanına bileğini koyuyor. Bileğinden daha kalın. Göstereceğim size. Yani makro penis çok da matah bir şey değil. Evet, merhabalar. Bugünkü konu biraz böyle herkesin bahsettiği mikro penis değil. Aslında bugün size bahsetmek istediğim konu, mikro penis var da makro penis yok mu? Makro penis de var tabii ki. Mikro penis biliyorsunuz normal değerlerin 2 standart deviasyon altında olduğunda, yani çan eğrisinin %3'ün altında kaldığında biz bu hastalara mikro penis diyoruz. Ama bunun tam tersi de var. Çan eğrisinin yani %97'nin üzerinde olup bu durumdan muzdarip olan, sadece görsel olarak iyi gibi görünüp ama fonksiyonel olarak çok ciddi sıkıntılar yaşayan hastalar da var. Yani makro penis çok da matah bir şey değil. Yani 50 santimetrelik bir penis çok da matah bir şey değil. Aslında standart deviasyonun yani 19.2'nin üzerinde olduğunda, %90'ların üzerine çıktığında, yani insanların penis büyüklüğünün artık çok da önemli bir parametre olmadığı anlaşılıyor. Yani ilişkiye girdiğinde 20 santimetrelik bir penisle 30 santimetrelik bir penis arasında bir fark yok. Çünkü karşıdaki partnerin vajina içerisine alabileceği penis boyutu zaten belli. Çok uzun süreli ilişkiler sonrasında bu alınabilecek boyutlar artmasına rağmen, siz ilişkiye girdiğinizde çok büyük bir penise sahip olsanız bile penisinizin bir kısmını vajina içerisine sokabiliyorsunuz. O yüzden ne kadar büyük o kadar iyi kuralı açıkçası bu %90'lık kesimden sonra işlemiyor. Benim şu ana kadar görmüş olduğum maksimum rakam ne peki? Biraz önce sertleşmiş halini 19.2'nin üzerinde dediğim durumun, aslında sertleşmemiş halde hastam İranlı bir hastamdı. Amerika'da yaşıyor ve sertleşmemiş hali 19.2 santimetre. 19.2 santimetre de çok büyük bir rakam aslında sertleşmemiş hali. Göstereceğim size. Çünkü çoğumuzun sertleşmiş hali bile bunun çok altında olduğu için, açıkçası 19.2 santimetre sertleşmemiş halde gerçekten uzun bir boyut. Buradan belki anlaşılmıyor. Standart kalem düşünün. O standart kalemin de çok çok üstünde. Bu adam sertleşince ne oluyor biliyor musunuz? 29.3 oluyor. Yani penisi bu kadar oluyor. Aslında iki tane kalem koyduğunuzda bu kadar boyutlarda bir penise sahip oluyor. Ve sadece aslında bu hastanın problemleri penis uzunluğuyla alakalı da değil. Aynı zamanda hasta penis kalınlığından da muzdarip. Yani inceliğinden değil, kalınlığından muzdarip. Çünkü hasta penisinin yanına 1.65 boyunda olmasına rağmen penisinin yanına bileğini koyuyor. Bileğinden daha kalın, çevresi 20 santimetrenin üzerinde bir penise sahip. Çok ciddi boyutlar ve neden yakınıyor biliyor musunuz? Penisin büyüklüğünden ve ilişkiye girememekten ve partnerlerinin bundan kaçmasından ve korkmasından yakınıyor. Acaba penisi küçültebilir miyiz sorusunu ilk defa oradan sormuştum. Bu durumun, yani makro penisinde anormal bir durum olduğunu unutmamak gerekiyor. Makro penis de aynı mikro penis gibi aslında düzeltilebilir, düzeltilmesi gerekir bir durum olduğunu bilmenizi isterim. Bunun gibi daha ilginç konuları tekrar dinlemek, duymak, öğrenmek isterseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve alta penis boyutunuzu yazmayı unutmayın.